Evet, soğan en ucuz şu ana kadar. Aytül diyor ki o kadar çok soğan bilgisi geldi ki diyor. Ne diyor seyircilerimiz dedim. En ucuz Yozgat'ta. Yozgat'a gidiyoruz demek ki. Yani bir buçuğun altına düşmedi diyor. Düşmez yani, çiftçimiz de bir şey kazanmasın, o kadar yetiştiriyorlar. Tabii o kadar çok faktör ekleniyor ki üstüne. Arabalarla geliyor, benzini var, şoförü var. Beylikdüzü'nde mi? Beylikdüzü salı pazarında 1 lira. Yok mu arttıran? Yok mu arttıran Beylikdüzü'ne? Buraya yakın. Evet. O zaman hemen Beylikdüzü'ne gidelim. Bir bağ soğan alalım. Yani Beylikdüzü'ne demek ki pazar uygun orada. O kuru soğandır belki der ya. Yani. Kuru soğan çok pahalı Gülsüm Hanım. Sen ne kadardır almıyorsun? Kuru soğan 1 lira olur mu? 8 liraya alıyorum. Ben. Tamam, kuru soğan 1 liraya olur mu? Ama yeşil soğan da pahalı. 1 lira, 1 lira. İşte nasıl 1 lira olmuş? Onu şey i̇şte yapayım, nasıl bir şey olmuş diyor. Evet. Kendi bahçesinde balkonunda yetiştirdi herhalde, öyle bir şey oldu. Gerçekten. Ya şahanesiniz, harikasınız. Şimdi Şefika gerçekten çok başarılı mutfak. Bir şeyin yanmasın, sen oraya bak. Olsun, yabancı değilsin, arkamda dolaşabilirsin Şefika. Şimdi iki görüntü birbirine biniyor diye şefleri oradan alıyoruz. Şimdi Gülsüm Hanım, biraz şey mevsime geldik ama artık. Ama akşamları falan giydirilir bu. Ay çok güzel bir bebe şeysi yaptı, şimdi şu yakası olacak. Bundan yapıyorlar galiba seyirciler, görüyorum ben yapıyorlar. Bir yerlerde. Yapıyorlar, biz de yapalım dedik. Hani ben de şu anda kız çocuğu olmadığı için kız çocuğu şeylerine hiç bakmıyorum. Vallahi bakmıyorum, ne yalan söyleyeyim. Şimdi şu ip, ne ip diyoruz buna? Sakallı. Sakallı ipin yumuşak, hani batmayanını, yumuşak olanından çocuklar için yapacağız. Bunun yumuşak, gerçekten çok yumuşak, güzel bir ip. Burada 5 numara şişle ördük. Evet. Bir de buna bebe yünü katıyoruz. Bebe yünü yumuşacık oluyor. Bunu da aralarına koyuyoruz. Yalnız ben siz yaparken bir şey tavsiye edeceğim. Şu sırayı, yani bu böyle biraz şuradan robada bir şey. Şu ilk tüylü sırayı alttan geliyorsun değil mi? Evet. Buna? Şunu koymayın. Yani şurada olmasın da şunda kalsın. Yani en son sırayı bana göre koymayın. Çok yukarı çıktı şey. Çünkü olur. Yakaya evet. Ve kola da döneceğiz ya evet. Bundan. Yani. Bundan büyükleri de çok güzel oluyor. Şimdi Gülsüm Hanım, arkadan başla. Arkada kaç ilmek var? Arkasında da. Arkada. Evet. 44 ilmek var. Arkada. Arkada. Kaç yaş için bu acaba? Ya 3 yaş giyer. 3 yaş giyer. Evet. 2,5-3 yaş için. Evet. Şöyle güzel uzunca olur. Altına güzel çıtırık desenli bir etek. Altına Şefika bugün giymiş çok güzel. Böyle tüllü bir etek. Tül, yumuşak tülden bir etek. Hani sert olmasın, çocuğa batmasın. Kumaşçılarda inanılmaz çok var. Öyle bir kolay olur mu öyle bir etek Şerife Hanım çocuklara? Bir tane diki verelim bayramlık haftaya. Olabilir. Çok basit bir şekilde ama yumuşak tül var ya. Sert olan tütü tülden değil de yumuşak olandan. Bak Şefika'nın üzerinde var bugün. Bakalım kız çocuklarına dikelim öyle bir etek bayram için. Çok uyguna mal olur. Güzel. Evet Gülsüm Hanım. Arkadan anlat arkadan. Bize. 44 ilmek başladım Derya Hanım. Evet. 3 diş haroşa ördüm. Ördükten sonra bu sakallı yünümüze geçiyoruz. Geç bakalım. Geç şimdi. Araları kaç bunun? Hepsi üçer diş. Hep 3 diş. Bakın. 3 diş. Şurada 3 diş var. 3 diş. Bu kaç diş? O da 3. 3, 3, 3 yani eşit miktarda çizgileri. Evet. Çok güzel duruyor. Ama ben sizin yerinize olsam bir de bayramlık bundan etek yaparım. Bakın. Şöyle tutacağım üzerine. Bence çocuklar buna uçar. Bu şekilde yapın. Önü ve arkayı 40-40 yapın. Şurasını katlayıp bir lastik geçirin. İşte size fikir mi? Şurayı böyle birazcık yapın ki. Hani çok şurasını kabarık yapmasın çocuğun. Şurayı şu kadar yapın. Şuradan da bir kalınca bir lastik geçirin. Tütü. Vallahi çok güzel oldu.
İsteyen de öyle eteği varsa bunu da üstüne yaparlar. Evet Gülsüm Hanım. Evet. Şimdi çok beğendim. Ne diyorsunuz etek fikrime? Şimdi ben de şunun kenarını yapacağım. Şimdi bu ip çok tüy olduğu için, çok tüyü yoğun olduğu için. Bakın aralarını başladım. Bir, iki tane şöyle bir zincir çektim ki. Hani çok fazla yoğunluk olmasın diye. Bir, iki, şöyle gideceğim. Gülsüm Hanım'la baktık şeyden önce. Her yuvaya batarsam ama... Kasmaması lazım buranın. Her yuvaya batarsam çok fazla böyle yaka kısmında tüy yoğunluğu olacağı için bunu da bu şekilde araya iki zincir kasmayacak bir yerden şöyle iki tane atlayıp. Evet Gülsüm Hanım böyle daha iyi oldu. Ben reklam arasında bir yapayım dedim. Bu yünde böyle birazcık da şunları böyle çektirebilirsiniz buradan. Gülsüm Hanım önleri kaç başladı? Önleri 34 başladı. 30 başladı. 30-30 evet, yaptın. Evet. Ön biliyorsunuz 30-30-60. Ön daima dikişte de bu böyledir herhalde. Şerife Hanım evet diyor. Ön daima arkadan büyük olur. Evet. Beni gösterirsen yönetmenim şöyle önler, ön dikiş şöyle hafifçe arkaya doğru döner. Yani şu öne kaymaz. Şöyle yan dikiş yani şu. Hafifçe döner. Onun için biçkide de, örgüde de önler fazla oluyor. Arkası 40, önler 30, 30. O birazcık böyle arkaya doğru döner. Ve dikişler güzel oturur. Önden baktığınızda gayet hoş durur. Haroşa örüyoruz. İlik kısmını bize anlatman lazım Gülsüm Hanım. İlik kısmını da araları... Ha, önü nasıl örüyorsun? Evet, o önemli. Bak, arkasını şey önde kaç şimdi. Tane bırakıyorsun? 6 tane. Başlarda 6 tane. 6 tane. Haroşa bırakıyorum. Gidiyorum, geliyorum. Burada 7'şer ilmek arasıyla iliğimi açıyorum. Evet. Araları 7'şer ilmek. Bu şekilde 42... Bu şekilde 42 santim olana kadar örüyorsun. Örüyorum. Sonra kol mu açıyorsun? Ördükten sonra evet kolunu açıyorum. Kaç kaç açıyorsun burayı? Hayır pardon 28 evet. Santim olana kadar kolunu açıyorum. Burada da 4 ilmek kesiyorum kolu için. Evet. 4 ilmeği kestikten sonra örüyorum. Ördükten sonra burası da 42 ilmek. Şey, evet. Haroşu. 42 diş haroşu olunca, 6 ilmek yakasını. Kol oyuntusu evet. Kesilir. Ya 6 birden mi kesiyorsun? 6, evet birden kesiyorum. 6 birden şuradan göstereyim. 6 ilmek kol oyuntusu kesilir. 3-2-1 kesmiyorsun. Bir 6 tane kesiyorsun. 6 tane kesiyorum. Bir diş haroşu örüyorum. Tekrar 2 tane daha kesiyorum. Daha da kesmiyorum. Burada kaç kesiyorsun? Burada 6 tane kesiyorum. Burada kaç kesiyorsun? Orada da 4 tane kesiyorum. Heh, daha hiç kesmiyorum. Ben yanlış söyledim özür dilerim. Yaka oyuntusu 6 tane kesiliyor. Kol oyuntusu? 4 tane. 4 tane kesiliyor. Vallahi çok güzel olmuş. Yumuşacık. Bebe yünü burada çok iyi bir doku sağlamış. Aslında büyükler için de olur. Ama bundan... İnanılmaz güzel etek olur. Ne diyorsunuz sevgili çok izleyicilerim? Çok güzel olur. Eteği de ben hiç düşünmemiştim. Vallahi kız çocukları, ben de evet. Kız büyüttüm. Kız çocukları, benim kızlar şey derdi, dönen etek. Dönen etek, böyle dönecek. İşte pullar olacak. Vallahi uçlarına pul falan bile yapılabilir. Evet. O kadar güzel. Bakın yaka da şu şekilde oluyor. Koluna da yapacağız şundan. Bir sıra gideceksiniz. Yani bir sıra sık iğneyle aralarına iki zincir çekerek şurayı kastırtmadan yaka çevresini yapacaksınız. Kaç tane ilik kestin Gülsüm Hanım? İlik var. Bir, iki, üç, İliği de dört, beş. Böyle kesiyorum ben Derya'nın. Anlat bakayım. İlmin şişimin üzerine doluyorum. İkisini birden kesiyorum. Bu şekilde. Öbür sıraya gelince gösterelim mi? Hemen öbür ipine gir. Öbür ipini gir Gülsüm Hanım. Tamam başa geleyim. Başa gel öbür ipini enteresan bir şey yaptın. Evet. Ne yaptın orada öyle?
Bir tane doladın mı diyorsun? Evet, bir tane şişimin üzerine alıyorum. Dur, birazcık ör, ondan evet. sonra bakalım oraya. Evet, biraz sonra hamile anneleri ekran başına bekliyoruz. Şerife Hanım bugün evdeki pantolonunuzu nasıl hamile pantolonuna dönüştürürsünüz? Bunu takip edin. Çünkü hani gelinleriniz için, kızlarınız için, yeğenleriniz için şimdi olmaz. Yarın bu bilgi lazım olur. Güzel bir bilgi paylaşacaklar bugün. Çok teşekkür ediyorum. Önemlidir. Yani şimdi şey diyor insan. Ben hamile kaldım. Gideyim de yeniden pantolon mu alayım, bana bir ekstra masraf çıkaracak dediğinizde Şerife Hanım imdada yetişecek biraz sonra. Süper. Evet Gülsüm Hanım. Şimdi başa geleyim Derya'nın. Başa gelsin. Ben o arada yönetmenim Gülsüm Hanım gelsin oraya. Şunu göstermek istiyorum. Cumartesi pazar çok çalıştım. Ekibime bileklik yaptım. Torunlarımın öğretmenlerine çok güzel yüzükler yaptım. Yüzüğümü unutmuşum bugün getirmeyi. Gelinime yüzük yaptım, taşlı yüzükleri. Kızlarıma yaptım, anneler günü arkadaşıma yaptım. Öğretmenlere çiçekli böyle yüzükler yaptım. Şimdi o yüzükleri sonra geliştireceğim. Sizler için de burada hazırlayacağım. Bir de şu çantayı tamamladım. Bunu da arkadaşım için yapıyorum. İçinin astarı yok. Bu ipek floş bir iplik. Yalnız ne zorlukla karşılaştın derseniz... makasla kestiğiniz anda tırt diye sökülüyor. Bu ipliği bana bir tuhafiyeden Şerife Hanım getirdi. Şimdi Gülsüm Hanım bundan şahane bir şey çalışıyoruz. İçeride hem makyaj yapıyoruz hem kirpiğim takılıyor buradan. Hem Gülsüm Hanım'a bakıyorum. Oldu değil mi? Oldu. O kadar güzel bir şey yapıyoruz ki yani aha diyeceksiniz. Böyle o şeyler söylemeyeyim, ipler böyle gidip gelecek. Bunu bitirdim. Şimdi şunu ördüm. Bunu örerken çok zorlandım, şu sapı. Şunu kapıya taktım mesela. Kapıya takarak ördüm. Şunları kesmedim, daha keseceğim. Hep uçlarını düğümleyerek çalıştım. Şimdi bunun ucuna halka koyacağım. Halka, aparat bu çantaya. Biraz daha uzasın sapım istiyorum. Astar yapacağım. İnanılmaz. Yani bu geçenlerde ördüğümüz, hanım dilendi köşesinden yaptığımız çanta. Çok değişik iplerden yaptık. Jütten yaptık. Makrome ipinden yaptık. Evdeki iplerinizden olur. İki kat yapın. Şöyle biraz kalınca tok olsun. Bu ipek şifondan yaptık. Ama tek dikkat edilmesi ve ne kadardan çıkıyor? Biçileden bayağı da arttı. Bir tane şöyle şöyle bunların şeyleri. Şimdi firma bana tekrar gönderiyormuş. Çok çalışacağım, yapacağım. Bu işleri yaparken bir şey daha öğrendim. Öğrenmenin yaşı yok. Önünüzde tezgahınız sürekli açık olacak. Tezgah açık olmazsa evim şu anda benim atölye gibi. Telefon idaresinden geldiler. Bir kere daha gelmişler. Abla dedi, sizin evde de hep böyle dedi, çok fena karışık dedi, bir işler var dedi, yapılıyor. Dedim benim işim bu. Gelenim yok, gidenim yok, açık dursun ne olacak dedim. Ama gidiyorum mutfağa, bir yemek hallediyorum, geliyorum tekrar yapıyorum, geliyorum tekrar yapıyorum. Zaman kazandın mı? Evet, kazandım. Tamam. Hadi, ilmeği gösterelim şimdi. Şimdi kenar... İlik. İlik. Kenarından 3 ilme görüyorum Derya'nın. Tamam, bir dakika bekle. Evet. Şişimin üstüne evet. doluyorum. Nasıl doladın? Bir dakika dola. Böyle bu şekilde şişimin üstüne doladım. Evet. İkisini bir alıp. Neden şişinin üstüne doluyorsun? Kesiyorum. Burada bir açıklık oluyor. Ha. Tekrar doladığımı da tekrar aynı şekilde haroşamı öreceğim. Evet. Hiçbir işlem yapmayacağım başka. Süper güzel bilgiymiş. Biz bunu birisi anlattı mı bize daha önce? Hiç kimse yerine? Anlatmadı. Ben sen de yurdan ürk bak gene kendine saklamış bir tane bilgiyi. Bize atölyede çıt yok. Bunu böyle yapıyor. Yapıyor. Buraya gelip biz öyle mi yaptım falan oluyoruz Gülsüm Hanım'a. Yani şimdi böyle kesiyoruz Derya Hanım. Evet. Böyle iki kesiyoruz.
tekrar bir daha kesiyoruz. O zaman çok büyük oluyor der yani. Ha, çok böyle. Bana göre çok büyük geldi. Ha. Burada da kestiğimiz peki, iki ilmeği. Peki sen bunu nereden öğrendin? Hiç vallahi yaparak öğrendim. Niye bize söylemiyorsun bugüne kadar? Ben yapıyorum ilikleri de benimkiler böyle 1 lira bile şey oluyor. Yani oradan. Açılıyor. Gülüyor bir dakika ya. Yurdanur duyuyor musun bizi? Allah aşkına bir mesaj at. Bak söylememiş bize bunu. Ama belki sana söylemiştir. Yok, yani bizi rezil ediyor burada görüyorsun. Ona da söylemedi. Ona da söylememiş mi? Ona da söylemedi. Ama yalan söylemiyorum. Benan duyuyor musun Benan? Yok yalan söylemiyorum. Yalan değil diyorum. Söylemiyor. Çünkü o ona... Ben de unuturum bazı detayları ama şu anlattığı şey çok önemli bir şey. Bir kere böyle canlı yayın çekiyoruz bizim atölyede. Canlı yayınlar yapıyorduk internet üzerinden biliyorsunuz. Aa, hiç duymadığımız bir şey orada bir anlatıyor, bir anlatıyor. Biz böyle olduk Yurdanur'la. Aa falan. Neydi o, neydi Allah aşkına? Şey o boncuklu kazağın şey arkası. Ha boncuklu kazağın arkası. Boncuklu yaptık ya buraya. Onu kitlemesi var. Bize hiç söylememiş onu. Orada bir gerim gerim anlattı reklama mı gidiyoruz? Onun boncuğu arkadan kitliyormuş. Ya yerim ben seni dünya tatlısı. Yani çok bilgisi var. Gerçekten ondan öğreneceğimiz çok şey var. O onu hani nasılsa yapıyor ya. Ben de olurum bazen öyle çok iyi bildiğim şeyde. Bir anda geliyor aklıma. Yani yaparken geliyor. Sus Gülsüm Hanım, battık, rezil olduk burada. Reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra buradayız efendim.